İhbar doğruymuş komiserim. Ulan bu dilencilikte iyi para var derlerdi de inanmazdım. Zenginler bile dilenmeye başlamış. Yürü takip edelim. Ne iş yapıyor acaba? Birazdan belli olur. Komiserim adam meclise girdi. Milletvekili galiba. Çüş, milletvekili niye dilensin oğlum? Bu işin içinde başka bir iş var. Sana mı kaldı lan adamlığını sorgulamak? Sen çok mu adamsın sanki? Az yiyorsa çıkışta gelirsin. Tek geleceğim oğlum, üstüne çakı bile olmayacak. Seni bulacağım oğlum. Çıkmış televizyonlara utanmadan bana kabak diyor. Ulan Armut, ben bilmiyor muyum sanki kabak olduğunu? Az bir şey delikanlıysan yarın 4'te bekliyorum seni. Tek geleceğim, üstünde kelebek bıçağı falan da olmayacak. Gökhan'cığım, çıksana sokaklara canım. Bu meclis yasana ya bize dar gelecek. Nerede onlar da o iyilik? Ancak fare gibi saklanırlar. Biz her dakika sahnedeyiz ha. Abilere selam, çatışmaya devam. Şuraya bak abi, eskiden siyasetçiler birbirine sayın demeden konuşmaya başlamazdı. Şimdi birbirine hakaret edip lise talebeleri gibi çıkışta kavgaya devam ediyor. Yürü gidelim hadi. Oscar'da sayın bekleyin, ne aldınız? Ne varsa getir işte. Takım elbiseniz yok. Milletvekili değilseniz çık lan dışarı. Pardon komiserim. Bu ne lan böyle? Her şey beleş neredeyse. Tavuk güveç 12. Beyti kebap 11. Patlıcan sürtme 7. Teşekkür ederim vekilim. Suçüstüye kaldık seni sayın vekilim. Dokunma lan adama, onlar dokunulmaz. Ne vekili? Ne dokunulmazlığı memur bey? 30 bin TL maaş alıyorsun, utanmadan hala dileniyor mu? Ne 30 bini? Bir yanlışlık var memur bey. Ne yanlışlığı? Gözümüzle gördük meclise girdiğini. Ha o mu? Ucuza yemek yiyebileceğim bir ora vardı. Bir döner olmuş 30 TL. Peki içeri nasıl giriyorsun? Güvenlik benim, devamlı müşterim. Takım elbiseyi de o ayarladı. Tutukluyor muyuz komiserim? Ne tutuklaması lan? 4250 lira maaş alan bir asgari ücretle 30 liraya çorba içerken 30.000 TL maaş alan milletvekili 2 TL'ye çorba içerse olur böyle şeyler. Haklısın komiserim, buyur. Ben de bir akşam yemeği yiyip geleyim. Başka dilek.